Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia Yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Ile yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz. Kendimi Avrupa kültürünün insanı olarak saymama rağmen Hristiyanlığın Avrupa halklarının fıtratını bozduğunu düşünüyordum. Bana göre İslam, din ve fıtrat olarak şeriat çerçevesinde makul içgüdülere uyan gerçek dindir. Buradan hareketle İslam, Rus ve Avrupalara dine ve Tanrı'ya dönme, kilisenin ve Suni dinin kölesi olmasını engelliyor. Çevremdeki insanların tepkisi beni ilgilendirmedi. Bütün hayatım boyunca akıntıya karşı kürek çektim. 14 yaşımdayken o zaman Rusya'da hiç popüler olmamasına rağmen sınıfımda açık açık kendime milliyetçi demem şok yarattı. O yıllarda böyle radikal bir öğrenciydim. O zaman gayet dar bir arkadaş çevrem oluştu. Esasen kutuplaşmalar oldu. Eski arkadaşlarımla aramda hiçbir sorun çıkmadı. İslam'ı seçmemi kabul etmeyenlerle yollarımız ayrıldı. Yani nötr ilişkilerimiz var. Karşılaşınca bir iki cümle konuşabilir, çay içebiliriz. Ama genel olarak iletişimimiz yok denecek kadar azdır. Öbür insanlar peşimden geldiler. Rus Müslümanlar, Moskova topluluğumuzun amiri olan çok yakın arkadaşım da dahil. İslam'ı kabul etmem onu da etkiledi. Önceleri bana karşı tepkiliydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam ala seyyidina mursalin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyuruyor. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Başka bir ayette de Allah'tan korkabildiğiniz kadar çok korkun buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Bir kötülük görürseniz onu elinizle düzeltin. Eğer bunu yapamazsanız onu dilinizle düzeltin. Eğer bunu da yapamazsanız kalbinizle karşı gelin ki bu imanın en zayıf noktasıdır. Ben bu konuyu size hatırlatmak için seçtim. Çünkü bu İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve hatırlatmada rahmet vardır. Bugün öyle bir zaman geldi ki bizim Müslüman kardeşlerimizin elleri kolları bağlı kaldı. Biz elimizle hatta dilimizle bazı kötülükleri düzeltemiyoruz. Bizim yapabileceğimiz tek şey kalbimizde bu kötülüklerle savaşmaktır. Bir toplumda Müslümanların sayısı azsa ve o toplumdaki kötülüğü elle veya dille durdurmaya çalışırken kendisi zarar görecekse bunu yapmaması daha hayırlı olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın buyuruyor. Yani eğer insanın kötülüğü durdurmak için gücü yetmiyorsa kendisini tehlikeye atmamalı. Ama elhamdülillah bugün kötülüğü kötülük, İyiliği iyilik, küfrü küfür sayan Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar elhamdülillah cemaati toplayarak tek ve bir olan Allah'a davet ediyorlar. Allah'ın emrettiği gibi sizlerden iyiliğe davet eden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun ayetini uygulamaya çalışıyorlar.
İnşallah bu grup ayette bahsedilenler ve onlara benzeyenlerden olur. Bizler bu konuda sabretmeliyiz ve iyi bir strateji belirleyerek insanları İslam'a davet etmeliyiz. Bizler bu ülkede yaşayarak maalesef bazı kötülükleri yapmaya maruz kalıyoruz. Ama en azından bu kötülüklere kalple karşı çıkmak ve kötülüklerle mücadele etmek görevimiz olmalı. Gündelik hayatımızda bolca tövbe etmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahsız ve seçilmiş bir insan olduğu halde günde 70 defa tövbe ederdi. Öyleyse bizim gibi günahkar insanlar Allah'a kat kat daha çok tövbe etmelidir. Ben Rabbimizden bizleri iman sahibi yapması ve onun yolundan gidenlerden eylemesi için dua ediyorum. Allah cümlemizi iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet eylesin. Cümlemize cennete girmeyi nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.